Merhabalar sayın seyirciler. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenleri Televizyonu'nda Orta Doğu Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün Suudi Arabistan, İran arasındaki anlaşmayı ve bu anlaşmanın bölge etkilerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz bu konuyu en iyi bilen isimlerden bir tanesi olan Doktor Bilge Analagöz. Doktor Bilge Analagöz Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda da İran'da İran Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli uzman olarak görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Oytun da bizimle beraber. O da size bir merhaba demek ister. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Yoğun programınızda bize de yer verdiğiniz için biliyoruz yoğun bir akademik süreçten geçiyorsunuz. Ders arasında hemen siz de kendi programımızda konuk etmek istedik. Çok teşekkür ederiz nezaketiniz için. Hocam hemen konulara geçmek istiyorum izninizle. Bildiğiniz gibi İran ve Suudi Arabistan arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başlatılması konusunda bir anlaşma imzalandı. Aslında bölgenin iki rakip belki de hatta zaman zaman düşmanlık seviyesine varan ilişkileri bulunan iki ülke mevcut durum itibariyle de özellikle bir süredir son iki senedir Irak'ta yapılan müzakerelerin sonucunu almış gibi gözüküyor. İran ve Suudi Arabistan bölgede Orta Doğu'da en önemli rolü oynayan iki ülkeden, üç ülkeden ikisi, bir de tabii ki Türkiye. Nasıl yorumlamak lazım? Anlaşmanın alt detaylarında neler var? Arka planına bakmadan önce anlaşmayı özellikle nasıl ifade etmek gerekiyor? Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle konuya geçmeden önce geçtiğimiz günlerde PKK saldırısının hedefi haline gelen ve hayatını kaybeden Ahmet Tahir'i Allah'tan rahmet diliyorum. Çok ve sağ Irak'ın Türkmen soydaşlarımıza da başsağlığı dilemek istiyorum. Çok sağ olun, eksik olmayınca. Konuya dönecek olursak İran çok uzun bir süredir aslında uluslararası toplumla çift taraflı bir şekilde bir diplomasi yürütüyor. Bunlarda daha çok ön plana çıkan Birleşmiş Milletler'in 4 üyesi ve Almanya'nın dahil olduğu nükleer müzakerelerde ama aslında eşanlı olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi Irak'ın öncülüğünde Nisan 2021'de Suudi Arabistan'la başlayan görüşmeler oldu. Şimdi bu geldiğimiz duruma ben iki perspektiften yaklaşmak istiyorum. Bir İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin dinamiği açısından, bir de bunun bu sürecin sonuna Çin nasıl dahil oldu ve Çin'in ne gibi bir hedefi var? Bunu da ikinci başlık olarak değerlendirmemiz doğru olacaktır. İran ve Suudi Arabistan ilişkilerine dönecek olursak, bir yanlış kanaat var genel olarak iki ülkeyle ilgili. Sanki karşılıklı sürekli krizlerin olduğu ve hiçbir zaman diplomasi işletmeyen iki ülke varmış gibi bir yanlış algı var. Oysa ki iki ülke Basra Körfezi'nin en önemli, en dominant iki ülkesi ve birbirleriyle olan komşuluk ilişkilerinde evet rekabet odaklılık var ama aslında diplomasi de hep krizlerin sonunda başvurulan bir unsur. Buna ilk etapta neyi örnek verebiliriz? Pehlevi döneminde 1960'larda Basra Körfezi'nin petrol yataklarının paylaşılması konusunda kıta sahanlığı ile ilgili ciddi tartışmalar vardı ve iki ülke o dönem çok önemli bir krizin eşiğindeydi ama o dönem gördük ki her ikisi de diplomasiyi tercih etti ve 68 tarihli bir anlaşmayla krizi diplomasiyle çözmeyi tercih ettiler. Keza 2006-2007 yıllarında da Irak bazında iki ülke arasında çok ciddi gerilimlere şahit olduk. Evet. Her iki ülkenin de vekil güçleri Irak'ta önemli bir çatışma sarmalına girmişti ve çok yüksek sayıda her iki tarafında desteklediği gruplarda ölümleri görüyorduk. Ve o dönemde de hep tartışılan acaba bu bir İran-Suudi Arabistan karşılıklı sıcak çatışmasına mı varacak sorusuydu. Ama biz gördük ki her iki ülkede bu gidişatın kendi hayırlarına olmadığı kanaatine vardı ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Suudi Arabistan'a gitmek suretiyle bu krizi belli bir seviyenin altındaydı. Dolayısıyla gerek geçmişte gerek yakın zamanda her iki ülkenin de krizleri diplomasiyle çözmek gibi bir eğilimi var. Çünkü aslında bunlar ikisi de dış politika davranışı olarak rasyonel aktörler. Birbirleriyle çatışmanın her iki tarafında kaybedeceği bir senaryo olduğunun bilincindeler. Dolayısıyla bu gerilimi belli seviyelerde tutuyorlar ve sonrasında diplomasiye başvuruyorlar. İlerleyen yıllarda tekrar tabii ki de biz krizler göreceğiz. Bu sarmal devam edecek. Bilgehan Hocam özellikle ama Trump döneminde diyelim. Evet. E,
bu gerginliğin zaman zaman vekil güçler vasıtasıyla çatışmaya dönüştüğü süreçler de yaşadık. Yani bu diplomasi kanalları her zaman açık olsa da özellikle işte Suudi Arabistan'ın doğrudan enerji kaynaklarına dönük, rafinerilerine dönük saldırılar, Suudi Arabistan'ın hayati çıkarlarına dönük İran kaynaklı olduğu düşünülen, bilinen, zaman zaman üstlenilen bazı saldırılar oldu. Ki Aramco en büyüklerinden bir tanesiydi. Aramco saldırısı, evet, bu anlamda tabii Suudi Arabistan'ın belki bölgeye bakışını, İran'a bakışını ciddi anlamda etkiledi. Belki Amerika'ya bakışını da kritik biçimde etkiledi. Çünkü o dönemde sadece Suudi Arabistan değil, bütün Körfez ülkelerinin özellikle İran tırnak içerisinde tehdidine karşı bir Amerikan koruması beklentisi vardı. Ama orada Trump'ın geleneksel müttefiklerini koruma konusunda en kararlı olduğunu düşündüğümüz bir dönemde bile Amerika sert güç kullanmaktan, İran'ı geri adım attırmaktan biraz geri durduğunu gördük. Bu da tabii esasında belki şu anda konuştuğumuz bu normalleşme sürecinin veya diplomasinin daha fazla ön plana çıkmasının temel nedenlerinden biri diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu vekil güçleriyle mücadele biraz daha sertleşmişti. Biraz önce Bilgehan hocamın saydığı sahalara belki Suriye'yi de eklemek lazım. Yani iki güç Suriye sahasında da ciddi bir rekabet içerisinde. Evet, ciddi bir rekabet içerisindeydi ama orada tabii Suudi Arabistan ciddi bir gerileme yaşadı. Yani orada hedeflerine çok fazla ulaşamadı Suudi Arabistan ve Suriye sahasından birkaç yıl önce tamamen çekildi ve İran Suriye sahasındaki etkisini çok ciddi şekilde yaydı. Ki Oytun, bu sadece Suriye meselesinde değil. Yani aslında tüm bölgesel krizlerde Suudi Arabistan ve İran'ın karşı karşıya geldiği bir süreci karşı karşıya geldim. Ben de. İşte Yemen var, Bahreyn meselesi var, Körfez'deki kriz dönemi var. Yani İran ve Suudi Arabistan'ın... izin verirsen Lübnan'ı. Lübnan'ı eklemek gerekiyor. Tabii yine ki. İki ülkenin çok ciddi rekabet ettiği ülkelerden biri. İran Hizbullah üzerinden Lübnan siyasetini büyük ölçüde tahakküm altına almış durumda. Suudi Arabistan geleneksel olarak Lübnan Sünnileri üzerinden bir siyaset güdüyor. Ama Hizbullah'ın etkisi nedeniyle Suudi Arabistan Sünnilere olan desteğini de son zamanlarda geri çekti ve Lübnan siyasetinden biraz yavaş yavaş dışlanmaya başlamıştı. Evet. Suriye sahasında da İran büyük ölçüde domine eden bir konumdaydı. Ama Yemen bence burada en kritik mesele. Yani Suudi Arabistan açısından bakıldığında kendi arka bahçesi olarak gördüğü ve yine yaşamsal anlamda bir mücadele yürüttüğü bir sahada dahi İran Suudi Arabistan'ı geriletecek veya orada ulaşmak istediği hedefleri engelleyecek bir strateji belirlemeyi, uygulamayı başardı İran. Bu da tabii Suudi Arabistan için ciddi bir zafiyet ve Biden Amerika'da iktidara gelir gelmez ilk söylediği şeylerden biri Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğin artık kesileceği. Bu da tabii bölge ülkelerini artık yavaş yavaş bölge dışı güçlerin bölgesel ajandalarına uymaktan ziyade kendi sorunlarını kendi aralarında çözme ve sorunları bitirme konusunda bir anlayışa itti. Bu tabii sadece İran-Suudi Arabistan arasında değil, bölgesel normalleşme bir bölgesel eğilim şu anda. Körfez krizi çözüldü, Türkiye'nin malum birçok sorunlu olduğu bölge ülkesiyle ilişkiler çözülüyor, emirlikler, Suudi Arabistan. İran-Suudi Arabistan görüşmelerini ve anlaşmasını da bu genel kapsam içerisinde de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, burada ben izninizle tekrar Bilgehan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, ya başlı başına bu anlaşmayı bildiğimiz kadarıyla 5 maddelik bir anlaşma var şu an itibariyle. Bu anlaşmayı nasıl okumak lazım? Yani anlaşmanın maddelerine baktığımızda, anlaşmanın alt notalarına baktığımızda gerçekten uygulanabilir ve Orta Doğu ve küresel politikalar açısından sonuç alınabilir ve etki üretebilir bir anlaşma mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa hem İran çok ciddi bir sıkışmışlık içerisinde, İran'ın iç politikadaki problemlerinin yanı sıra dış politikada da sıkışmış durumda. Özellikle protesto gösterileriyle ciddi problematik günler geçiren bir İran'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan da Oytun'un bahsetmiş olduğu gibi Biden dönemi itibariyle Orta Doğu'da ve küresel siyasette yalnızlaşan bir Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Bunlar günü kurtarmaya yönelik bir anlaşma mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa hakikaten orta ve uzun vadeli bölgesel ve küresel etkileri olabilecek bir anlaşma mı? Şimdi her iki tarafın perspektifinden değerlendirelim. Bu arada dediğiniz tüm konulara katılıyorum. Burada da aslında 2015 nükleer anlaşması sonrası sürece tabii odaklanmak gerekiyor. Ama başlı başına ayrı bir konu, program gerektiriyor. Çünkü İran'ın o dönem elde ettiği bütün ekonomik gelirlerini bölgedeki sahadaki vekil güçlerine aktardığını ve oldukça agresif bir dış politika güttüğünü görüyoruz. Zaten
Şeyh Nimr'in idam edilmesi, işte sonrasında Suudi Arabistan Büyükelçinin basılması aslında burada sembolik bir değere sahipti. Özellikle Orhun Hocam'ın da belirttiği gibi Yemen krizi Suudi Arabistan için çok ciddi bir nokta oldu. Çünkü İran dış politikasında öncelikli konu direniş ekseni ve direniş ekseni içerisinde aslında biz Irak, Suriye, Lübnan hattını tanımlıyoruz. Yemen burada ikinci pozisyonda kalıyor ama Suudi Arabistan için 60'lardaki iç savaştan bu yana Yemen çok önemli bir ulusal mevzu, güvenlik mevzusu olarak algılanıyor ve İran'ın burada Husilerle kurmuş olduğu ilişkinin 2015 nükleer anlaşma sonrası süreçte çok derin bir şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada İran özellikle 2018'den bu yana ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra maksimum baskı politikasıyla karşı karşıya ve önemli ekonomik yaptırımlar altında eziliyor. Dolayısıyla yönünü Rusya ve Çin'e dönmüş durumda. Ekonomik rahatlamayı buralarla sağlamaya çalışıyor ama bölge ülkeleriyle bu gerilimi devam ettirerek rahatlamasının da çok mümkün olmadığını söylemek gerekir. Dolayısıyla birinci sebep burada aslında ekonomi. İkinci sebebe gelecek olursak Eylül ayında İran'da başlayan protestolarda İran özellikle dışarıdaki muhalif basının protestoları yönlendirdiği kanaatindeydi ve burada Suudi finansmanında olan İran International kanalını hedef haline getirdi. Çünkü gerçekten burada çok yoğun bir anti-İran retorik benimseniyordu. Dolayısıyla burada bir iç güvenlik mevzusu da var ve anlaşılan o ki metine ne kadar yansıması da İran ve Suudi Arabistan arasındaki pazarlıkta İran International kanalının içeriğinin değiştirilmesi ve anti-İran retoriğin alt seviyeye çekilmesi yönünde de talepler söz konusu. Evet. Suudi Arabistan tarafına bakacak olursak, Suudi Arabistan ABD ile özellikle Biden yönetimiyle sorun yaşıyor. Gelir gelmez paryah olarak tanımlayan bir Biden, bir sonraki kral olacak olan prensin hedef alındığı söylemler Suudi Arabistan'ı ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Keza nükleer müzakerelerin de çok pozitif yönde ilerlemediğini görüyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan İran'ın hedefi haline gelmek istemiyor ve nihai olarak Yemen'de de en azından İran'ın doğrudan desteğini belli bir alt seviyeye çekmek istiyor. O sebeple de İran ve Suudi Arabistan'ın her ikisinin de bir kazan kazan formülü içerisinde belli bir süre en azından krizi dondurucuya kaldırması söz konusu. Ama Yemen'le ilgili gerçekten somut kazanımlar olacak mı onu bilemiyoruz. İşte İran International çözülmesi en kolay konu. Evet. Ama sahada bunun yansıması nasıl olacak? Keza Bilge Hocam sizin tabii uzmanlık alanınız. Irak'taki mevzu da önemli. Çünkü Suudi Arabistan da buraya bir ekonomik aktör olarak özellikle yeniden dahil olmak istiyor. Ve İran ve Suudi Arabistan arasında burada o anlamda nasıl bir rekabet alanı olacak onu da gözlemleyeceğiz. Ama bu anlaşmanın bölgeye de şu an için önemli yansımaları var. Burada özellikle İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ve Bahreyn'le olan ilişkilerinin de iyileşme sürecine girdiğini görüyoruz. Bahreyn'le keza gizli bir diplomasi yürütüldüğü basına sızdırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün itibariyle bir ziyaret oluyor. Bu iki ülke niye önemli? Çünkü bunlar aynı zamanda 2020'de İsrail ile İbrahim anlaşmalarını yapmış olan ve İran'ın hedefine girmiş olan iki ülke. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la olan bu uzlaşma süreci, tansiyonun düşme süreci bu iki ülke üzerinde de bu anlamda bir etkiye sahip. Ama tabii bunun bu iki ülkenin İsrail'le olan ilişkilerine nasıl bir yansıması olacak onu da zaman içerisinde göreceğiz. Bilgehan Hocam, yani bu biraz daha bölge dışı aktörlerin de politikaları üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Amerika'nın bölgeden yavaş yavaş çekildiğine dair tartışmaların gündemde olduğu bir süreç ve biraz önce ifade ettim, buna dayalı olarak bölge ülkeleri biraz daha kendi aralarındaki gerginliği düşürmeye çalışıyor. İran'ın da bu Amerika'nın bölgede bıraktığı boşluğu doldurarak bölge ülkeleriyle böyle bir normalleşme süreci içerisine girme anlamında bir ihtiyaç hissettiğini söyleyebilir miyiz, düşünebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?
Şimdi ABD politikalarını yakın merceğe almak gerekiyor. Daha birkaç gün önce Amerikan Kongresi'nde önemli bir konu tartışıldı. Suriye'deki 900 askerin geri çekilip Evet. çekilmemesi konusu ve Cumhuriyetçilerin büyük oranda bunu istediği ama çoğunun hala oradaki askeri varlığı korumak istediğine dönük. Yani neokon siyasetin devamlılığını görüyoruz burada. Tabii Amerika burada askerlerini barındırırken çoğunluklu olarak da bizim özellikle çok rahatsız olduğumuz YPG'yi sistematik silahlandırma faaliyetinin bir devamı olarak burada askerleri tutuyor. Doğru. Dolayısıyla Amerika'nın burada kendi müttefikleriyle sorunlu bir siyaseti söz konusu. Başta Türkiye'yi rahatsız eden politikalar var. Suudi Arabistan'ın kaygılarını karşılamayan bir ABD'den bahsediyoruz ki şu an özellikle İsrail'deki Netanyahu yönetimiyle de sorun yaşayan bir ABD'yi görüyoruz. Dolayısıyla ABD'de bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani belli mekanizmalar arasında bir fikir ayrılığı var. Yani Orta Doğu'dan askeri ve siyasi varlığı olabildiğince sınırlayıp gerçekten Asya Pasifik'e mi yönelecek yoksa Asya Pasifik'te en önemli rakip olarak tanımladığı Çin'i ve bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü üzere Asya'da yine Rusya'da önemli bir rakipler arasında bu iki küresel rakibini sınırlamak için yine Orta Doğu'da varlık göstermesi gereken bir ABD mi var? Bence ABD'de özellikle ana tartışma bu. Bunu biraz 68 öncesi İngiltere'deki tartışmalara da benzetebiliriz. Yani onlar da içeride bölgeden çekilip çekilmeme konusunu çok tartışmışlardı ve o dönem tabii ABD'nin süper güç olması biraz onların çekilmesini kolaylaştıran bir süreçti. Çünkü orada bir vekalet devri söz konusuydu. Adeta İngiltere çekildi ve ABD geldi. Ama bugün ABD bu çekilmeyi gerçekleştirdiği zaman görüyoruz ki yerini dolduracak aktörler onun rakipleri. Yani Çok doğru. onunla işbirliği yapan aktörler, küresel aktörler burayı doldurmuyor. Ve İran-Suudi Arabistan anlaşması da bize gösterdi ki İran zaten 79'dan beri ABD için düşman tanımı içerisinde ama Suudi Arabistan ABD için hala önemli bir partner, önemli silah anlaşmaları var, birçok birbirleriyle angajmanları var. Buna rağmen Suudi Arabistan'da Çin ve Rusya gibi diğer aktörlerle yakınlaşma tercihinde bulunuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'nun kendine özgü yerel dinamikleriyle şekillendiği kadar bu dış aktörlerin de bölge politikalarının Evet. burada etkili olduğunu Evet. görüyoruz. Hocam tam da bu noktada ben biraz daha küresel politikaya yönelmek istiyorum açıkçası. İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölgesel etkileri olacağı çok açık. Yani bunu konuştuğumuz pek çok konuyla işte görebiliyoruz. Ama diğer taraftan küresel bir çıktı da üreteceği artık yavaş yavaş görünüyor. Özellikle Amerika'nın sizin de söylemiş olduğunuz gibi biraz daha kendini Orta Doğu'da sınırlaması durumu söz konusu olabilir mi? Meselesi hep tartışılıyor bu. Amerika'da da bir kafa karışıklığı ama onun yerini dolduracak sizin de söylemiş olduğunuz gibi başka güçler var ki Amerika'nın rakipleri olarak, küresel politikada da rakipleri olarak ön plana çıkan Çin ve Rusya'dan bahsediyoruz ki özellikle Çin bu noktada son derece önemli. Şimdi biraz da Çin'in Orta Doğu politikasına ben bu noktada geçmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü İran'ın zaten Çin'le iyi ilişkileri biliniyor. Ama diğer taraftan Amerika'nın Suudi Arabistan'dan biraz daha kendini geri çekmesiyle beraber Suudi Arabistan'da Çin'le anlaşmalar yaptığını, özellikle askeri alanlarla da anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Bu noktada Çin'in Orta Doğu politikasını, değişen Orta Doğu stratejisini nasıl yorumlamak lazım? Yani önümüzdeki süreçte Çin'i gerçekten Orta Doğu'daki ABD'nin yerini alabilecek bir güç olarak konumlandırmak mümkün mü sizce? Çin 2013'ten itibaren önemli bir küresel vizyonla dünya siyasetine girdi. Nedir bu? Kuşak Yol projesi ve bununla beraber yani bir transit yol güzergahı belirleyerek Avrupa'ya kadar ulaşan bir hattı ki burada Orta Doğu bunun odak noktasını oluşturuyor. Ekonomik etkisi altına almaya odaklandı. Ama eşanlı olarak yani aşama aşama daha doğrusu Çin siyasetini derinleştirmeye başladı. 2015-2016'dan itibaren Arap ülkeleriyle özel ilişkiler kurmaya başladı ve Arap Belgesi adı altında bir deklarasyon üzerinden buradaki ülkelerle ikili ilişkiler tesis etmeye başladı. Burada
İran'ın, Irak'ın özellikle çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Suudi Arabistan'la ise petrol ticareti üzerinden derinleşen önemli bir ilişki var. Bugün Çin'in geçtiğimiz yıl 2023'te bir tek değişti. Rusya birinci sırayı aldı. O da konjonktürel olarak. Ama Suudi Arabistan en çok petrol satın aldığı ülke Çin'in. Ve bunun özellikle projeksiyonları 2030'lara, 2050'lere kadar yapıldığında aynı şekilde devam edeceği yönünde. Dolayısıyla bugün Çin, Orta Doğu ülkeleri için önemli bir ekonomik partner. Ama Çin bunu çeşitlendirmeye başladı ve ekonomik perspektifiyle ilgili, yani sadece ekonomik perspektif üzerinden Orta Doğu'ya yaklaşmanın sınırlı olacağı eleştirilerini de bir kenara koyarak askeri angajmanlar içine de girmeye başladı. Evet. Biz eşanlı olarak bu tarihlerde Basra Körfezi'nde askeri şeyler, egzersizler, tatbikatlar yapıldığını gördük. İran'la yaptığı ortaklaşa, Suudi Arabistan'la, hatta geçtiğimiz yıl Rusya'yı da yanına alarak bölgede askeri tatbikatlar yaptı. Keza 2017'de Cibuti'de önemli bir askeri üs kurdu. Bu ilk girişimi oldu. Aşama aşama buraya askeri olarak da dahil olma sürecini başlattı. Ve bu son günlerde Çin'in bir söylem değişikliğine de gittiğini görüyoruz. Kuşak ve yol projesi bahsini yapmak yerine özellikle Asya Forumu'nda geçen sene bir ilanda bulundu. Burada küresel kalkınma girişimi ve küresel güvenlik girişimi diye bir çeşitlendirmeye gitti. Dolayısıyla çift başlı bir politika tesis etmeye yöneldi. Artık ekonomik ilişkiler bir kalemde, ayrı bir kalemde yürüyecek. Güvenlik bağlamındaki ilişkiler başka bir kalemde. Dolayısıyla Çin'in aslında büyük bir vizyonla, stratejiyle bölgeye aşama aşama girdiğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ABD için temel tartışma şu olacak. Çin'in Orta Doğu'daki varlığı artık kaçınılmaz. Eğer Çin gerçekten ABD için en önemli küresel rakipse, onu sınırlandırması gereken bölge aslında Orta Doğu. Çünkü Orta Doğu'da ağırlığı artan bir aktöre dönüşmesi Çin'in ekonomisinin de yapısı haline geliyor. Dolayısıyla burada son anlaşma bize aslında tüm bu ilişkilerin, bu Çin'in vizyonunun somut yansıması haline. Burada biraz Rusya'ya da aslında değinmek isterim. Rusya'da bu ülkeler için yine önemli bir partner. İran özellikle 2018'den bu yana doğuya bakış politikası ekseninde hem Rusya ile hem Çin ile ilişkileri geliştiriyor. Ve Ukrayna Savaşı ile beraber İran'ın çok önemli askeri işbirliklerinin olmaya başladığını görüyoruz. Rusya zaten Suriye'de çok önemli bir aktör. Artık Rusya olmaksızın burada bir çözüm zaten düşünülemiyor. Keza Suudi Arabistan'la da özellikle OPEC Plus üzerinden, yani Rusya OPEC'in üyesi değil ama geliştirdikleri 2016'dan beri ayrı bir mekanizma var OPEC Plus adı altında. Petrol fiyatları ile ilgili bir paslaşma içerisinde ve son geçtiğimiz yıl ABD'nin Suudi Arabistan'dan önemli bir talebi vardı. Petrol arzını artırmasını istemişti Rusya krizindeki ihtiyacı telafi etmek için ve burada Suudi Arabistan Rusya ile kesinlikle arasını bozmak istemedi ve petrol arzını artırmama kararının OPEC'te benimsenmesini sağladı. Dolayısıyla burada Rusya'nın da bölge ülkeleriyle eşanlı olarak yürüttüğü önemli ilişkiler var. Ama Çin'in ekonomik bağlantıları burada tabii çok daha fazla. Özellikle Irak'a ben ekstra odaklanmamız gerektiğini, evet, düşünüyorum. Belki onu konuşabiliriz. Çünkü biz hep Irak'ı İran bağlamında değerlendiriyoruz. Özellikle Türkiye-İran ilişkilerinde de tabii Irak önemli bir nokta. Irak için İran'ın önemli hedefleri var. Orası vazgeçilmez bir konu ama özellikle bu 2015 sonrası dönemden itibaren Irak'ın adeta Çin'in vekil gücü olarak da Irak sahasında hareket ettiğini görüyoruz. Burada Batılıların yatırım yapma ihtimali olan her yerde İran'a bağlı vekil güçlerin devreye girdiğini ve buradaki yatırımcıların
çıkmasını sağladığını, ardından Çinli yatırımların buraya girdiğini görüyoruz ve Irak 10,5 milyar dolar yatırımla Çin'in en çok yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesi. Evet, evet hocam. Bilgehan hocam. Dolayısıyla böyle de bir durum söz konusu. Ben Çin'in stratejisinde sanki şöyle bir şey görüyorum. Hem genel Orta Doğu stratejisinde hem de Irak özelinde. Bir, Amerika'nın nerede boşluk bırakıyorsa oraya yönelme gibi bir yaklaşımı var. Çok fazla çatışmaya ve kendisini zayıflatacak rekabetlere çok fazla girmek istemiyor. Yani kaçınılmaz olarak zaten yükselişte olduğunun ve dünyanın süper gücü olacağının sanki farkında. Amerika gibi bir büyük güçle, askeri güçle de çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyor. Amerika dikkatini Pasifik'e başka alanlara kaydırmışken Amerika nerede boşluk bırakıyorsa Çin sanki oraya yöneliyor. Hep işte Amerika'nın Orta Doğu'dan çekildiğini tartışıyoruz. Yavaş yavaş askeri güçlerini çekiyor, ilgisini, alakasını kaydırıyor diyoruz. Bir bakıyoruz Çin hemen o bölgeye yönelmiş. Sanki Çin'in böyle bir yaklaşımı var gibi görüyorum. Irak özelinde de baktığımızda da yine Çin'in yaklaşımına ilişkin şöyle bir şey görüyorum. Doğrudan Çin'in Irak'ta bir irtibat kurabileceği, etkinlik kurabileceği bir yerel ittifakı, müttefiki çok fazla söz konusu değil. Ama İran'ın var. İran, Irak'ta ve Suriye'de en etkili aktör. Ve Çin burada İran'la sağlamış olduğu özel ilişki vasıtasıyla İran üzerinden Irak sahasında bir etki kurmaya çalışıyor. Benzerini biz Suriye'de de açıkçası görüyoruz. Sadece İran üzerinden değil, Rusya üzerinden yine Çin. Burada farklı alanlarda bazı ekonomik kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Dolayısıyla tırnak içinde çok akıllı diyelim. Çin'in çok rasyonel bir yükseliş etkinliğini yayma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çin, Bilgehan Hocam ifade etti, artık bölge ülkeleri açısından vazgeçilmez bir ekonomik ortak haline geldi ama bunu siyasi alana taşımaya da hevesli. Yani biz burada İran-Suudi Arabistan anlaşmasını konuşuyoruz ama yine bu programda yakın zaman önce Çin-Arap zirvesini de konuştuk. Tabii, tabii. Yani Çin'in diğer Körfez Arap ülkeleriyle de yakın ilişkiler kurmaya çalıştığını biliyoruz. Suriye, Rusya ve İran çok ön planda ama Çin'in de oradaki daha düşük seviyede de olsa özellikle ekonomik alanda ve zaman zaman güvenlik alanında Çin'in etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. İsrail-Filistin sorunu konusunda çözüm önerileri dile getiriyor Çin. Yani bu konuda da artık sesi çıkan bir güç olmaya çabalıyor. Dediğim gibi Körfez krizi konusunda arabuluculuk çabaları, yani o ekonomik etkiyi siyasi ve mümkünse askeri alana çevirme niyeti var. Amerika biraz daha bu çekildiği ve Orta Doğu'da etkisinin sonlandırıldığı tartışmalarının ortasında halen buradayım mesajı vermeye çalışıyor. Ama ne kadar gerçekçi bence değil, çünkü biraz önce işte Bilgehan Hocam, Amerika'nın 900 askerinin Suriye'den çekilmesine dönük kongrede tartışmalar var. Tam bu sırada Amerikan Genelkurmay Başkanı, işte Savunma Bakanı bir Orta Doğu turunda. Evet, evet, yani evet. Amerika kurumları, güvenlik kurumları vasıtasıyla şunu da söylüyor. Hayır, ben henüz Orta Doğu'dan vazgeçmedim, çekilmedim. Burada bölge ülkelerine de mesajlar var. Yani Amerika'nın işte Suriye ziyaretinde YPG'lilerle olan irtibatı, burada Türkiye'ye dönük mesajlar da var. Türkiye, Rusya, İran arasında yürütülen görüşmelere de mesaj var. Genel anlamda Çin'in bölgede yükselen gücüne karşı da Amerika buradayım mesajı vermeye çalışıyor ama ne kadar kararlı, bunu ne kadar somut adımlarla destekleyebilir, açıkçası şüphelerim var. Çin uzun vadeli, son derece planlı bir şekilde yavaş yavaş Amerika'nın bıraktığı boşlukları doldurarak ilerliyor gibi gözüküyor açıkçası. Ben de sana katılıyorum bu konuda Uytun. Özellikle Çin'in bence kademeli bir uzun vadeli planı var. Evet. Bu planda önce ekonomi ve kültürel ve sosyal alanla girdi aslında Çin, biliyorsun ki. Biraz sonra belki Bilgehan Hoca'yla da konuşacağız. Irak meselesinde de bunu fazlasıyla yaptı. Söylediğin gibi Amerika'nın boşluğunu doldurma çabası içerisinde. Evet. İlk başta hareket etti. Nerede boşluk görürse oraya girdi. Ama şimdi Afrika'yı mesela, evet, büyük ölçüde, tabii, kontrol altına aldı, tabii, Çin. Tabii. Ama şimdi bakıyoruz ki Çin bir politika şekillendirmesi içerisinde. Yani önceliği uygulamış olduğu politikada Amerika'nın boşluklarını doldurma politikasıydı. Yani bir takip politikası söz konusuydu. Şimdi Çin'in o takip politikasından çıkıp biraz daha politika oluşturma, politika dengeleme. Çin'in şöyle bir avantajı da var Bilgay. Yani Amerika tabii çok fazla çatışmalara müdahil oldu. Evet. Yani bölgede yaşanan birçok sıkıntılı süreçten, ölümlerden de
sorumlu. Doğru, çok doğru. Ama Çin'in böyle bir bagajı yok arkasında. Bunun da avantajını kullanmaya çalışıyor. Biz buraya sömürmeye gelmedik tırnak içerisinde. Benim kanaatimce yani uluslararası ilişkilerde her güç esasında en nihayetinde tabii, buradan tabii ki ulusal yani. Çıkar odaklı yaklaşır. Ama Çin tabii rasyonel olarak şimdi ben bu amaçla gelmedim ve arkasında da böyle bir bagajı olmadığı için daha rahat ilişki kurabiliyor. Çatışmalarda da işte İsrail-Filistin sorununda da iki devletli çözümü savunuyor. Böyle bir yaklaşımla Amerika'yı biraz arka planda bırakma sanki çabası biraz var. Biraz daha ekonomik boşlukları çok iyi değerlendirdiği gibi geliyor bana Çin. Çünkü Orta Doğu her ne kadar işte zengin ülkeler gibi gözükse de petrol anlamında diğer taraftan o zenginliğin halka yansımadığı ülkelerin olduğunu evet. görüyoruz. Çin bunu çok bence doğru bir biçimde kullanıyor ki Bilgehan Hocam'ın söylediği gibi yani bu noktada belki biraz da Irak'ı da derinleştirmek lazım. Kuşak ve Yol Projesi'nden bahsetti Bilgehan Hoca. Bu Kuşak ve Yol Projesi'nde Türkiye'de önemli bir hap ve Türkiye tamam. önemli bir transit geçiş noktası ama bu geçiş noktasını tamamlayabilmek için de özellikle Irak'ı da kullanmak gerekiyor gibi geliyor bana. Her ne kadar Çin ve İran arasında bir stratejik ittifaktan, bir ortaklıktan bahsetsek bile Çin'in de bütün hani tabiri caizse yumurtalarını tek sepete koymak istemediği bir süreç var. İşte evet. Bence Çin'in dış politikadaki aktör çeşitlendirmesini yapmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İşte savaş başladığından beri Suriye'de biliyorsun rejimle irtibatını hiçbir zaman bırakmadı. Kesinlikle. Ve rejimin açıkçası her ne kadar savunucusu gibi gözükmese de rejimin ayakta kalmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi de Çin'in yapmış olduğu ekonomik yatırımlardı. Diğer taraftan bakıyorsunuz İran'la bu noktada işbirliğini ve ortaklığını devam ettiriyor. Daha sonrasında Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan'la da hem ekonomik ilişkiler, askeri ilişkiler ve diplomatik diyalog yollarını genişletti. Aynı şeyi şu an Irak'la da yapmaya çalışıyor. Ki hatırlayacak olursan belki burada pek çok kez tartıştık bu konuyu. Adil Abdülmehdi'nin yani şu an Sudani hükümeti var. Sudani hükümetinden önce Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmadan Adil Abdülmehdi'nin 2018'den sonra kurmuş olduğu bir hükümet vardı. Adil Abdülmehdi'nin Çin'le yaptığı anlaşma, askeri anlaşma sonrasında istifa etmek zorunda kaldığına yönelik, Amerika'nın bu konuda baskı yapmaya yönelik haberler çıktığı dönemle karşı karşıya kalmıştık. Burada istersen tekrar Bilgehan Hoca'ya dönelim. Biz de çok fazlasıyla bu konuyu tartıştık ama Bilgehan Hocam yani sizle program öncesinde yaptığımız konuşmada Irak'ı da özellikle vurgulamamız gerektiğini söylemiştiniz. Burada da aynı şeyi söylüyorsunuz. Özellikle bir Kuşak ve Yol Projesi kapsamında değerlendirdiğimizde Irak içerisinde de geleceğe yönelik planlar var ki bunlardan bir tanesi de Fav Limanı. Fav Limanı'nın genişletilmesi durumu söz konusu ve bu Fav Limanı ile beraber Türkiye'ye uzanacak bir kuru kanal projesi planlıyor Irak. Özellikle Çin'in de bu kuru kanal projesindeki kuru kanalın iki ayrı noktası var. Bir tanesi Basra'dan Türkiye sınırına bir demir yolu hattı. Diğeri de bu demir yolu hattına paralel bir karayolu hattının yapılması. Çin'in buna çok büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu noktada İran ve Çin işbirliğinin İran etkisinin dışında Irak'ın başlı başına Çin'le ilişkilerini de bu konuda yeniden formatladığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Bu arada bunu cevaplamadan önce bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Lütfen hocam. Çin'in artan bir rolü var ama burada da bir yanılsamaya girmememiz lazım. Hala bölgedeki Arap ülkelerin özellikle Amerika ile yapmış olduğu silah alışverişi ve güvenlik anlaşmaları çok önemli bir hacime sahip. Çin'in tabii kısa vadede çok zor. Evet. Çin'in burayı egale edip Amerika'nın önüne geçebilmesi çok zor. Hatta bu İran-Suudi Arabistan uzlaşmasının ilanından bir gün önce Suudi tarafından sızdırılan bazı haberler oldu. O da şu, ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer bir teknoloji transferi yapması talebinde bulunuyor. Dolayısıyla hala İran'a karşı aslında ABD üzerinden denge siyaseti gütmek isteyen bir körfezle karşı karşıyayız. Ve Çin de aslında İran-Suudi Arabistan uzlaşmasında ön plana çıkarak şu an Çin bir başarı hanesinde bir başarı olarak bunu katsa da bir yandan da bir riski de göze almış oldu. Artık Orta Doğu'daki çatışmaların
bir şekilde içerisinde olan bir Çin var. Yarın öbür gün İran ve Suudi Arabistan arasında yeni bir kriz çıkarsa Çin burada ne gibi bir pozisyon alacak, ne yapacak, onunla ilgili bir plan var mı onu göremiyoruz. İşte en son biz Orta Doğu'da böyle bir devletin iki devlet arasındaki soruna dahilini Camp David anlaşmalarında görmüştük 79-80 sürecinde, ama sonrasında Enver Sedat'ın öldürülmesi oldu. Ve bambaşka kriz kapıları açıldı. Dolayısıyla tabii İsrail ve Mısır mevzusu çok daha komplike bir durumda, ama İran ve Suudi Arabistan o kadar o boyutta olmasa da sonuçta riskleri barındıran bir ilişki türü. Evet. Çin'in her bir çatışmada nasıl bir pozisyon alacağını zaman içerisinde göreceğiz. Irak konusuna dönecek olursak, siz bir önceki 2019 tarihli anlaşmaya atıfta bulundunuz ve daha sonra gelen Kazimi'nin daha dengeli bir siyaset gütmeye çalıştığını da gördük. Ama şu an Sudani hükümetini destekleyen gruplara baktığımızda, özellikle koordinasyon çerçevesi ve İpek Yolu için Halk Hareketi iki önemli grup olarak çıkıyor. Birinin İran menşeli olduğu çok net. Diğeri de İpek Yolu vurgusuyla zaten Çin'le olan ilişkilere atıfta bulunuyor. Dolayısıyla burada bir Çin, İran, Irak mevzusu zaten önümüzde duruyor. Ama Sudan'ın dahi ABD ile de ilişkileri çok da riske atmak istemediğini görüyoruz. Çok doğru. Keza burada Fransa da bu ABD ve Çin kadar önemli bir aktör olmasa da bahsi geçmesi gereken bir dış aktör. Fransa yakın bir zamanda Ürdün'de Bağdat'la ilgili bir toplantıya öncülük etti. Ve Fransa ve Çin arasında özellikle Afrika'da çok ciddi bir rekabet var. Dolayısıyla Fransa bu rekabeti Afrika'dan aslında Irak'a taşımak istiyor. Yani Çin'i o da olabildiğince Irak'ta sınırlamak istiyor. Ve Fransa'nın yatırım girişimleri de belli ki devam edecek. Dolayısıyla eğer İran'da bir şekilde nükleer anlaşma tekrar çıkarsa ve İran Batı yani Avrupalılarla ilişkileri belli bir oranda tamir ederse, bu sefer İran'ın Fransa'yı çok da rahatsız etmeyecek politikalar gütmesi gündeme gelebilir Irak sahasında. Bunlar hep olasılıklar. Yani evet. Şu an elimizde bunlarla ilgili maalesef somut veriler yok. Çünkü değişen koşullar ekseninde değişen politikalar, ama şundan eminiz ki Çin'in küresel vizyonunda Orta Doğu çok önemli bir nokta ve burada da Irak pilot ülke. Ve Irak gerek bölge ülkelerinin, buna Türkiye'yi de dahil edebiliriz. Türkiye için sadece terörle mücadelenin bir sahası değil Irak. Aynı doğru, zamanda doğru. Ekonomik olarak da etkin olduğu ve daha da iyi ilişkiler kurmak istediği bir bölge. Özellikle Türkiye'nin Ovaköy sınır kapısını açması ve Basra Limanı'na kadar ulaşacak yolları inşa etmesini ben bu noktada çok önemliyorum. Şu anki senaryolarda Türkiye'nin bu yatırımları yapması için de Çin en elverişli partner olarak karşımıza çıkıyor. Burada yerel aktör olan Katar da dahil olabilir. Bununla ilgili farklı çalışmalar var. Hı hı. Ama Irak'ın ülke olarak kalkınması ve çatışma sahasından kurtulup bir cazibe merkezine dönüşmesi için bu yatırımlara da ihtiyacı olduğu net. Iraklı yetkililer de anladığım kadarıyla olabildiğince çeşitlendirmeye ve buradaki tek bir aktöre dayalı politikadansa çoklu aktörler üzerinden politika tesis etmeye çaba sarf ediyorlar. Ama bu büyük güç mücadelesi o kadar yoğun ki yerel dinamiğin bunu etkileme gücü de oldukça sınırlı. O sebeple de Amerika'nın özellikle bu neokon siyasetinin biz kötü etkilerini bölgede yine önümüzdeki günlerde görebiliriz diye bir endişem de var. Önümüzdeki günlerde yine bunu konuşuruz belki, ama Amerika'nın Irak işgalinin 20. yılını devirmek üzereyiz. Ve 20 yıldır hala istikrara kavuşamamış maalesef bir ülke durumu söz konusu. Özellikle dış müdahale ve bölgesel denklemin etkilerinin yanı sıra artık küresel siyasette de çok etkili bir ülke, yani hani etkiyi absorbe eden ülke aslında Irak. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Türkiye bu noktada en etkili ülkelerden bir tanesi, denge bulucu ülkelerden bir tanesi konumuna gelebilir ki özellikle Amerika-Çin mücadelesinin en sert şeklini de önümüzdeki süreçte
Irak'ta yaşamak söz konusu olabilir. Geçtiğimiz günlerde Biden döneminin en üst düzey yetkilisi olarak Amerikan Savunma Bakanı Austin Lloyd Irak'ı ziyaret etmişti ve Irak'taki misyonunu koruyacağına yönelik ifadelerde bulunmuştu ki bence bu son derece önemli ki 20. yıla geldiğimiz günlerde böyle bir ziyaretin yapılması son derece kritikti. Oytun da söylemiş olduğu gibi Suriye'de de aynı şekilde bir ziyaret vardı. Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretiyle karşı karşıya kalmıştık. O yüzden önümüzdeki süreçte biraz daha sizin de söylemiş olduğunuz gibi belki bölgesel denklemin gerginliğini sınırlayacak bir ortam söz konusu olmakla beraber küresel anlamda da siyasetin etkili olabileceği bir Irak süreciyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bunu Irak'ı konuşurken biraz önce FAV'ı konuştuk, işte İpek Yolu'nu, yeni İpek Yolu olarak ifade edilen Kuşak Yol Projesi'ni konuştuk. Körfez'i de bu noktada değerlendirmek lazım. Zira Körfez'de de yeni bir dinamik süreç var. Özellikle Suudi Arabistan, İran anlaşmasının Körfez'e de etki etmesi söz konusu. Ama diğer taraftan yine Amerikan, Suudi Arabistan gerginliği var ve bu gerginliğin de o Körfez'e yansıması söz konusu. Son 5 dakikayı sanırım yapacağız. Bu son 5 dakika içerisinde Körfez dinamiklerini de içerisine katarak Amerika, Suudi gerginliği, işte küresel siyasetin Körfez'e nasıl etkili olacağını düşünüyorsunuz hocam? Biraz önce de ifade ettiğim gibi Körfez'de diğer küçük Arap ülkeleri de, yani Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'la ilişkileri normalleştirme çabası içerisindeler. Ama bu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Amerika ile ilgili ciddi hayal kırıklıkları var. Belli aralıklarla biliyorsunuz İran'dan buraya füze saldırıları, yani İranlı grupların füze saldırıları oldu. Evet. Ve onlar da aslında Amerika'dan daha net bir savunma desteği istediler. Keza F-35'lerin satışı konusu ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında da bir krize sebep oldu. Burada da ABD'nin çekincesi Çin'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurmuş olduğu yakın ilişkiler. Çünkü ABD'nin iddiası şu ki buradaki Çin'in bazı şirketleri aslında istihbarat topluyorlar ve ABD'nin teknolojisini çözümlemeye çalışıyorlar. Bu gerekçeyle ABD Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu savunma desteğini vermedi ve biz giderek bir anti-Amerikan söylemin bu ülkelerde de yükseldiğini görüyoruz. Ama hala 2020'deki İbrahim Anlaşmaları buralarda ön plana çıkıyor. Dolayısıyla İran'la ilişkileri %100 iyi bir seviyeye getirmeleri bu anlaşma masada olduğu müddetçe imkanı yok. Çünkü bir yandan da İran'a karşı bir güvenlik kalkanı olarak görüyorlar İsrail'in bölgeye dahlini. Evet. Ve bu da devam edecek gibi gözüküyor. Katar'a bakacak olursak, Katar zaten İran'la 2017 Katar krizinin çıkma sebebi de İran'la kurmuş olduğu ilişkilerde bir, yani Müslüman kardeşler mevzusunun dışında bu da önemli bir sebepti. Dolayısıyla Katar'ın bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha dengeli ilişkileri var İran'la. Kuveyt daha ortada bir pozisyonda, biraz daha Amerika siyasetine yakın. Burada NATO'nun özellikle belli merkezler kurması söz konusu ve Kuveyt bu noktada bir merkez üssü olarak ön plana çıkıyor. Umman'sa en başından beri zaten bu İran-Suudi Arabistan gerilimindeki arabulucu ülkelerden biriydi. Keza nükleer müzakerelerde de Umman'ın arabuluculuk yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde mahkum takas görüşmeleri oluyor İran ve ABD arasında, dolaylı bu ikinci diplomasi. Umman'ın buralarda ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Körfez ülkeleri genelde Suudi Arabistan'la uyumlu bir siyaset gütmeyi tercih ettikleri kadar kendi nevi şahsını politikalarında tesis ediyorlar. Zaman zaman onların da hatta Suudi Arabistan'ın bu baskınlığından rahatsızlıkları olabiliyor. Evet. Ama İran ve bölgenin, yani Basra Körfezi dengelerinin en önemli konusu öyle ya da böyle hala İran'ın nükleer programı. Dolayısıyla İran'ın nükleer programı belli bir seviyede kalmazsa, İran bugün itibariyle artık nükleer eşik devleti, nükleer silah yapma kapasitesine tam anlamıyla erişirse
bu bölgedeki bütün dengeleri bozacak yegane unsur ve gerilimi kaçınılmaz bir hale getirecektir. O yüzden biz evet bu İran-Suudi Arabistan uzlaşmasını bölgenin önemli bir kazanımı olarak görüyoruz ama bölgede siyasetin daha dengeli bir hale gelmesi için İran'ın devam eden ve kilitlenen nükleer görüşmelerinin de bir somut kazanımı olması Evet gerekiyor. hocam. Bunu son cümle olarak Çok söyleyebilirim. teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Oytun'un da belki bir cümlesi var galiba. Onu da alalım sonra Yani programı ben de bütün kapatalım. esasında programda konuştuklarımızdan yola çıkarak bu genel tablo Türkiye açısından ne ifade Lütfen. ediyor? Ona ilişkin birkaç yorumumla ben de dilersen tamamlayayım. Birincisi bölgede bir güç boşluğu var. Bölge dışı güçlerin rekabeti var. Bu Türkiye açısından avantajdır diye düşünüyorum. Evet. Yani Amerika'nın hegemonyasının olduğu bir ortamda Türkiye'nin çok fazla bölge ülkeleriyle daha bağımsız ilişki kurma şansı daha sınırlıydı. Ama bu rekabet, büyük güçlerin rekabeti, buna Ukrayna Savaşı ile biraz Rusya'nın pozisyonu geriledi ama onu da dahil ettiğinizde Türkiye'ye alan açtığını düşünüyorum. Doğru. İkincisi, bölgede istikrar, normalleşme, bütün bunlar Türkiye açısından ciddi avantaj. Biraz önce işte bir Fav limanı projesini konuştuk. Yani o hattın devamına baktığınızda bunlar zaten Türkiye'nin uzun zamandır istediği karşılıklı kazan kazan ekonomik entegrasyona dayalı yaklaşımlar. Bunların hepsi Türkiye açısından avantaj diye düşünüyorum. Kuşak Yol projesinde esasında Orta Doğu veya Suriye, Irak doğrudan bir hat değil ama yavaş yavaş onlar da dahil ediliyor. Bütün bunlar Türkiye'nin geçiş Doğru. noktası olma konumunu daha da güçlendirecek. Belki Türkiye'nin farklı aktörlerle işbirliği yapmasını, birlikte çalışmasını gerektirebilecek projeler, Evet. gelişmeler diye düşünüyorum. Dolayısıyla Irak'ta istikrar, Suriye'deki bu normalleşme sürecini de bu kapsamda düşündüğümüzde bölgedeki bu yeni dönem Arap Baharı öncesinde olduğu gibi istikrarlı bir süreci beraberinde getirebilir. Bu da Türkiye açısından avantajdır diye düşünüyorum. Orası her Tabii zaman riskler de var. tabii Yani tabii tabii. Amerika-Çin rekabeti, Rusya rekabeti bir çatışmaya dönüşürse bu da Türkiye açısından riskler barındırıyor. Ama eğer Türkiye bu oyunu doğru bir şekilde oynayabilirse kendi etkisini arttırabilecek bir ortam var gibi Yani gözüküyor. son cümleye şunu söyleyeyim. Türkiye her zaman istikrarın ve uzlaşıdan Evet. yana. O nedenle Suudi Arabistan-İran yakınlaşması da Türkiye açısından istikrar üretici faktör olması noktasında bence önemlidir diye Tabii yani düşünüyorum. Türkiye-İran arasındaki gerginliğin de Tabii, yavaş yavaş tabii. Suriye bağlamında şimdi Moskova'da bir araya geliyorlar, Evet, evet. geldiler. Dolayısıyla bunların hepsi Türkiye-İran gerginliğini de Doğru, azaltacak doğru. gelişmeler. Dolayısıyla bütün bölge ülkelerinin diyelim çıkarına olabilir bu Çok doğru. normalleşme süreci. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Tekrar ayrıca nezaketiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yoğun programınızda bize de yer verdiniz. Tekrar sizi programımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz keyifli bir programdı. Süre nasıl geçti hiç anlamadım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman elimden geldiğince programınıza katılmayı büyük keyifle kabul Şeref ederim. verirsiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok Oytun sana da teşekkür değerli ediyoruz. katkıların için çok teşekkür Ben de ediyorum. teşekkür ederim. Bilgehan hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programda İran-Suudi Arabistan Anlaşması'nın bölgeye etkilerini ve küresel siyasetteki dengelere etkisini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla sizlerle beraber olmayı diliyoruz. Teşekkürler.